Herkese merhabalar, Ev Yeşil'ine hoş geldiniz. Ben Gizem Aydoğan. Bu bölümde sizinle paşa kılıcının nasıl çoğaltıldığını konuşacağız. Hem kendi çoğalttıklarımı size göstereceğim, hem nasıl yapraktan sim yaparak çoğaltabilirsiniz onu göstereceğim. Toprağı nasıl ekerek çoğaltabilirsiniz onu da anlatacağım. Paşa kılıcını çoğaltmak için iki tane yöntem var. Bu yöntemlerden bir tanesi bu dibindeki yavrulardan birini ayırıp ayrı bir toprağa dikmek. Bunu yaparken de bir 2-3 gün öncesinden bitkiyi sulamış olmanız önemli. Kökleri yumuşasın. Çünkü çok kuru olduğu zaman toprak ayıramazsınız ve köklere zarar verirsiniz bitkiye. 2-3 gün önceden sulamasını yapın. Toprak iyice yumuşamış olduktan sonra da güzel açın toprağını. Ve bu yavrular zaten ayrıldığını göreceksiniz. Aloe vera çoğaltırken yaptığımız gibi. Bir diğer yöntem de yapraktan kesme yöntemi. Çok ilginç ama bu arkadaşların yaprakları inanılmaz hızlı kökleniyorlar. Ve istediğiniz kadar çoğaltabiliyorsunuz. Şimdi şunu göstereyim. Böyle Groot'umun içerisinde bir saksıda duruyor bu. Bu Trifasciata denilen bir tür. Yani yanları böyle sarı sarı renkli olan bir tür. Bunun annesini kaybetmek üzereydim ben. Annesini kaybedeceğimi anladığımda da fazla sulamadan kaynaklı. Zannetmeyin ki ben hiç bitki öldürmüyorum. Öyle öyle öğreniyorum aslında pek çok şeyi de. Biraz fazla sulamışız bu taşınma dönemlerinde filan. Anneyi kaybedeceğimi anladığım zaman anneden vazgeçtim. Hızlı bir şekilde sağlıklı olan yapraklarından iki tane çelik aldım. Bunu suyun içerisine koydum. Instagram'da hatta size bir video çekmiştim. Orada göstermiştim nasıl köklendiğini. İyice köklendikten sonra suyun içerisinde de böyle bu saksıya diktim. Aynı anneden aldığım yavrulardan birisi de burada. Bakın şimdi şöyle göstermeye çalışacağım. Şurada dibinde küçük küçük köklerinin çıktığını görebilirsiniz. Böyle kesip koyduktan yaklaşık 2 ay sonra köklendi. Böyle minik bir shot bardağına koymuştum ben. O yüzden vazgeçmeyeceksiniz. Koydunuz. Aman bu köklenmiyor. Ne zaman köklenir? Koyun bir kenara, unutun. O zaten eninde sonunda köklenecek. Dediğim gibi bakması çok kolay bitkilerden. Şimdi size göstereyim. 1. Keskin bir makasa ihtiyacınız var. Dezenfekte edilmiş bir makas ihtiyacınız var. Ondan sonra şuradan içlerden mesela sağlıklı yapraklardan bir tane keselim. Böyle dibinden kesiyorum ki şunu şuradan aldım. Birkaç parçaya bölebilirsiniz. Şuradan da bir tane kestim. 3 parça paşa kılıcım oldu. Bu demek oluyor ki bu üçü de köklenecek ve ayrı ayrı paşa kılıcı olacaklar. Böyle bir su bardağı, işte bir shot bardağı büyüklüğüne göre içerisine su koyuyorum. Bunları hiç bekletmeden, hiçbir şey yapmadan bu suyun içerisine kestiğim yerlerinden şöyle koyuyorum. Bu su iyice azalacak. Azalmasına izin verin. Çok fazla su koymayın. Bu şuraya kadar azaldıktan sonra üzerine yeni su ekleyin. Eski suyu tamamen dökmeyin. Bunu güzel aydınlık bir yere koyabilirsiniz. Bakın burada da kuzeni var. Ayrı bir tür demiştim. Bu da böyle tek saçı çıkmış. Çok güzel. Tek başına. Bir tane daha çoğaltma yöntemi var. Şimdi onu da göstereceğim size. Paşa kılıcı ile ilgili bir diğer çoğaltma yöntemi de direkt toprağa dikerek çoğaltma yöntemi. Şurada toprağım var. Biliyorsunuz şu IKEA'dan falan aldığım klipslerle tutuyorum ki topraklar kurumasın, nemini hapsetsin içerisinde. Yine bir tane güzel bir dal alayım mesela. Nereden? Şöyle sağlıklı görünen, dışarıdan da işte şey görünmeyecek, çirkin görünmeyecek. Mesela şu arkadaşı şuradan keselim. Köklerini düz kesebilirsiniz ya da şöyle göstereyim. Siz tersten onu görürsünüz. Böyle verevine de kesebilirsiniz. Şimdi bu şekilde kestiğiniz zaman da büyümesinin hızlandığı söyleniyor. Her şekilde deneyin. Bu şekilde gerçekten daha hızlı kökleniyor bu arada. Böyle bir tane toprak. Bu toprağın dibine drenaj yapmak için çakıl taşı koyabilirsiniz. Ben biraz orkide toprağı koyuyorum. Drenaj yapmak için. Böyle bir buçuk parmak kadar dibine drenaj yapsın diye orkide toprağı koyuyorum. Sonra bunun içerisine
güzelce şu toprağımdan döküyorum. Bu böyle genel kullanım amaçlı bir toprak. Valla hemen her şeye kullanabilirsiniz. Tabii orkideler gibi özel toprak isteyen bitkiler hariç bunlara kullanabilirsiniz. Şimdi şunun içerisine biraz topraktan koydum. Şu toprağımı kenara alayım. Dedik bu paşa kılıçları bakımı çok kolay. Sulaması çok kolay. Su vermenize gerek yok. Bir taraftan da anlatırken şimdi size yapayım. Yine suda köklendirme yapar gibi yaptığım gibi böyle, yani nasıl diyeyim, böyle bir avucunuzun genişliği kadar keserseniz yeter. Keskin bir makas, keskin bir bıçak olması çok önemli. Bu benim ölçüm olsun. Hepsini aynı boyda keseyim. Dediğim gibi bunun köklerini bu şekilde üçgen yapabilirsiniz. Özellikle suda çoğaltmak isteyenler için çok etkili oluyor ama ben normal düz kesmeyi tercih ediyorum. İyice şey olmasına gerek yok. Şimdi bunları bu gördüğünüz şekilde buraya saplıyorum. Bakalım. Ha, bak şimdi bak. Ters koydum. Yanlış yaptım. Bitkinin yaprağının üst olan kısmı yine üste bakması lazım. Bunun altı burasıysa o zaman ben bu şekilde koyacağım. Diğer türlü bitkinizi büyütemezsiniz. Buna da aynı şekilde bakıyorum. Şeyleri yukarıya doğru böyle. Demek ki bu şekilde yerleştireceğim. Şunu da şöyle biraz açıklayalım. Ay şey araya aralaya açıklayalım dedim ya. Aralayalım. Bazen çok heyecanlanıyorum size böyle anlatırken. Yanlış bir şey söyleyeceğim diye hiç söylemeyeceğim şeyler söylüyorum. Kusura bakmayın lütfen. Şimdi bunları güzel buraya yerleştirdik. Bunlara hemen su vermeyeceğim. Toprağım zaten hafif nemli. Bitkimi de yeni sulamıştım. Ayrıca şu an hemen su verirsem yeni kesim yaptığım için de yaralanan yerlerinin enfekte olma ihtimali var. O yüzden nasıl diyeyim böyle bir 4-5 gün sonra su vereceğim. Böyle iyice yerleştiriyorum. Bakın bunlar da bu şekilde köklenecekler. Köklendikten sonra, iyice büyüdükten sonra, köklendiğini hissettiğiniz zaman tahminim bunlarla yakın zamanlarda köklenecektir. O yüzden bunları kerteriz alacağım, bunları kontrol edeceğim. Köklendikten sonra ayrı bir saksıya dikebilirsiniz. Ayrı saksıya dikerken de böyle ufak bir saksı kullanabilirsiniz. Çok büyük bir saksı kullanmanıza gerek yok. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Merak ettiğiniz her şeyi videonun altına yazabilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi günler, hoşça kalın.